Nokta TV'den herkese merhaba. Cumhuriyet tarihinin en önemli günleri, en önemli dönemini yaşıyoruz şu sıralar. Hepinizin bildiği gibi Türkiye nefesini tutmuş bir seçimi bekliyor. Cumhuriyet son 20 yılda kurumlarıyla tasfiyeye uğrarken bu konuda cumhuriyetçi çevreler, Kemalist çevreler özellikle yeniden inşa kavramını kullanıyor. Biz de bugün stüdyomuzda Kemalist yazının en önemli isimlerinden biri, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından, genel sekreterlik görevinde bulunmuş, Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından Halk Evleri'nde, Atatürk'ün Kültür Kurumu Halk Evleri'nde yöneticilik yapmış, hem Cumhuriyet'in hem Kemalizmin önemli, Kemalist yazının önemli bir ismi, hem de kurumlarda aldığı görevlerle yeniden inşa dediğimizde aklımıza gelecekleri soracağımız bir isim. Çünkü kendisi neo-Kemalizm kavramını tartışıyor. Biz de ona eşlik etmeye çalışacağız. Bugünkü programımızda Profesör Doktor Anıl Çeçen. Hocam, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ayrıca günümüzde gerçekten son derece hassas bir köprüden geçiyoruz. O aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, kurucu iradenin ortaya koyduğu devlet modelini bugün gündeme getirip tartışmak bizim açımızdan son derece yararlı olacaktır. Özellikle genç kuşaklara, özellikle değişen dünya koşullarında bu konularda açıkta kalmış olan toplum kesimlerine artık Türkiye'nin derlenip toparlanması doğrultusunda bir değerlendirme yapılmasının zamanı geldi. İşte o çerçevede sizinle bugün beraberim. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sahip olduğum bir 50 senelik birikim var. O birikimi bugün sizlerle paylaşacağım. İzleyicilerimiz de umarım memnun kalacaktır. Önemli teorik tartışma Kemalizm konusunda sürüyor. Özellikle son 20 yılda Cumhuriyet'in kurumlarının, Kemalist Cumhuriyet'in değerlerinin, laiklik başta olmak üzere, kamuculuk, halkçılık başta olmak üzere tasfiye edilmesi, tahrip edilmesi akıllara cumhuriyetçi çevrelerden yeniden inşa kavramını getiriyor ve burada da Kemalist değerler çerçevesinde bir inşa söz konusuyken önce bu konudaki görüşlerinizi alacağım. Bu yeniden inşa deyince sizin aklınıza ne geliyor? Sonra da bazı teorik tartışmalar var. Siz bu tartışmaları yürüten isimlerden birisiniz. Hepsini takip ediyorum. Evet, öncelikle bu tahribat konusunda ne gözlemliyorsunuz? Önce buna başlayalım. Sonra sizin tezlerinize gelsin. Özellikle son dönem, yani son 22 yıl çok ciddi bir tahribat verildi Türkiye'de. Ama şimdi devletin buna rağmen hala ayakta kalması, yıkılmaması, ki ben Cumhuriyet yıkıldı, yeniden inşa edilmelidir sözüne katılmıyorum. Ben Cumhuriyet'in hala ayakta kaldığını, yıkılmadığını, bu kadar saldırıya rağmen varlığını koruyarak yoluna devam ettiğini, o nedenle bugün bakın 20 yıllık bir İslami yönetimden sonra Türkiye'nin önünün açılmayı ve geleceğe dönük yeniden bir yapılanma noktasına gelindiğinde kurucu iradeye geri dönmek, kurucu iradeden hareket ederek bugüne gelmek gibi bir misyonla karşı karşıyayız. İşte bu noktada sizinle beraberiz. Bugün kurucu iradeden gelen yansımaları dikkate alacağız. Sonuç olarak şuna gelmek istiyorum. Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurmak değil, Atatürk Cumhuriyeti'ni toparlamak, düzenlemek, değişen koşulları dikkate alarak, güncel koşulları dikkate alarak bu noktada bir değerlendirmenin artık Türk toplumunun karar aşamasına geldiği bu noktada yerine getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yeniden inşa kavramını öne sürenler de zaten Cumhuriyet'in tamamen yıkıldığını değil ama örneğin yargının siyasallaştığını ya da dinselleştiğini, örneğin Yargıtay açılışında dualarla açılıyor olması gibi laikliğin cami avlusuna terk edilmesinden bahsediyorlar. İşte ben o yüzden güncel boyutlar. Tabii ki. Yeniden inşayı dillendirenler de yani tamamen yeniden umutsuz inşa, değiller. Aslında bu inşa ile, evet. Dayanak noktamızı biz ortadan kaldırmayalım. Bizim dayanak noktamız, ki bakın Atatürk yola çıktığında dayanak noktası yoktu. Bizim var. Çünkü o çıktı ve mücadele etti, ülkeyi kurtardı, devleti yeniden yapılandırdı. Biz onun uzantısı olarak, Cumhuriyet'in kuşakları olarak, ki ben doğma büyüme Ankaralıyım ve Cumhuriyet okullarında, üniversitede yetiştim, gördüm ve bilim adamı olarak da bu çalışmalara dahil oldum. Şimdi geldiğimiz noktada, evet, bir yeniden inşa yerine Cumhuriyet'in toparlanması, Cumhuriyet'in
Yeniden yapılandırılması, yeniden yapılandırma belki değişen şartlar altında daha gerçekçi bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Peki hocam, Sayın Çeçen, neokemalizm olmaz ama güncel kemalizm olur konusunda bir makaleniz var. Çok detaylandırıyorsunuz bunu. Evet. Şimdi neokemalizm diyenler, bir neokemalizm iddiasında bulunanlar mı var? Güncel kemalizm tabirini onun yerine ikame ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Neden karşısınız şimdi bakın, yeni kemalizm? Bravo. Şimdi efendim bakın, yani dünya siyasi tarihi devam ediyor. İşte iki dünya savaşı yaşandı 20. yüzyılda ve daha sonra da devam etti. Bir üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalıştılar ama hiçbir devlet, hiçbir ülke, hiçbir toplum, hiçbir millet bir üçüncü dünya savaşını istemiyor. Ama 3. Dünya Savaşı'nı isteyen silah fabrikatörleri, sermaye sahipleri ve kendi hegemonyaları doğrultusunda bir yeni yapılandırmaya gündeme getirenler ortaya çıkıyor ki işte bu noktada tartışma giderek güncelleşiyor. Siz şimdi son olarak söylemek istiyorsunuz? Şunu merak ediyorum. Neokemalizm iddiasında bulunanlar, Kemalizmin içeriğinden yalıtıldığını mı, yalıtılmış bir içeriğinden ve özünden yalıtılmış, soyutlanmış bir Kemalizm değerleri mi sunuyorlar ki siz neo Kemalizme, yani yeni Kemalizme karşısınız? Şimdi ben yeni Kemalizm meselesinden önce 2000 yılına girerken bir kitap yazmıştım neo Kemalizm adı altında. Sonra baktım basına, medyaya, gelişmelere, tartışmalara baktım ki onlar bayağı ciddi boyutlarda yeni bir açılım içerisine giriyorlar ve o noktada da yavaş yavaş neokemalizm kavramını bize özellikle Fransa ve Avrupa ülkeleri üzerinden Türkiye'ye empoze edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Çünkü Fransa Türkiye açısından çok önemlidir. Türkiye'deki devlet modeli Fransa'dan esinlenerek bir ulus devlet olarak kurulmuştur. Fransızlar da kendi cumhuriyetlerini, kendi devlet yapılarını ayakta tutmak için de Türkiye ile paslaşmaya hep önem vermişlerdir. İngilizler gibi Türkiye'yi karşısına alan bir yaklaşım içerisine girmemişlerdir. Şimdi 2000'li yıllara girerken ben o kitabı hazırladım ve benim ortaya koyduğum noktada neokemalizmi gerçekten yeni bir dönemde, yeni bir süreç içerisinde ele alıp değerlendirmek içindir. Sonra baktım ki neokemalizmi batılı servisler, batılı ülkeler, Türkiye ile Amerika, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemek için kullanıyorlar. Yani bir anlamda anti-emperyalist kemalizmi batılı ülkeler emperyalist dünyayla yeniden barıştırmak için kullanmaya çalıştıklarını gördüğüm noktada anti-emperyalist olan bir Atatürk düşüncesi, kemalist sistem kesinlikle yeni gelinen noktada emperyalistlerin kucağına oturtulamazdı. Bunu gördüğüm noktada Neokemalizm kitabını yayınlamaktan vazgeçtim ve yaptığım yeni çalışmalarla değişen koşulları dikkate alarak, çünkü ben bir bilim adamıyım, duygusal bir Atatürkçü değilim. Benim alanım genel kamu hukukudur ve siyasal hukuk üzerine çalışırız. Bizim alanımız devlet meselesidir, devlet teorisidir. Bunları görmekte ve tabii ki siyasi felsefenin hukuki alana ya da hukuksal düzenin siyasete yansımalarını ele alıp incelemektir. Bu doğrultuda biz bu konuları ele alıp hep değerlendirdik ve 20. yüzyılın ilk dönemine girerken Türkiye'de bir neokemalizm, Batı emperyalizmi tarafından tartışma konusu olarak gündeme getirilmek istendi. Ama olmadı, yapamadılar bunu. Ve daha sonra daha çok Siyonizme yakın olan bazı kesimler, Orta Doğu'da İsrail merkezli bir Siyonist model peşinde koşanlar ise neokemalizmden çok post-kemalizm kavramını tercih ettiler. Şimdi de post-post-kemalizm şeklinde İçinde, bir yeni yapılanma de evet, getiriyorlar, getiriyorlar, getiriyorlar. Ama bütün mesele şu, Türkiye'yi bu Kemalist kimlikten ve Kemalist çizgiden, kuruluş felsefesinden uzak tutmak üzerine kuruldu. Bütün yapılanlar, yani neo-Kemalizm'de, efendim, yeni Atatürkçülük'te,
efendim post Kemalizm'de Türkiye'yi Atatürk'ten uzaklaştırmak, Atatürk'ün modelinden Türkiye'yi dışlayarak Türkiye'yi Neo Kemalizm adı altında Batı emperyalizminin çıkarlarına uygun bir noktaya getirmek çizgisinde bunların hazırlandığını gördük ki ben yıllarca televizyonlarda ve daha basında, fazla uzaklaşabilir mi Türkiye Atatürk çizgisinden? Ne kaldı ki diyenler de var. Hani daha ne kadar uzaklaşacak? Efendim şimdi misiniz? Bakın. Siz daha umutlusunuz. Şimdi ben bugünkü iktidarı karşımıza almadan bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bakın Türkiye'de değil mi? Hiçbir İslam ülkesinde görülmeyen bir şekilde laik ve demokratik bir ülkede bir İslami yönetim deneyi yaşadı Türkiye son 22 senede. Ama artık bu demokratik süreç içerisinde zamanını tamamladı. Yani bir anlamda 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan o süreç 21. yüzyıldaki gelişmelerle beraber belirli bir noktaya geldi. Şimdi bir değerlendirmeyi bu şekilde yaparak bugüne bakarsak evet geldiğimiz noktada Türkiye'nin bugünkü durumunu koruması, gelecekte Orta Doğu yeniden yapılanırken, gelecekte dünya dengeleri yeniden kurulurken, Türkiye'nin yönü açılırken buna post ya da yeni ya da efendim neo kavramların konulmasının ben doğru olmadığı kanaatindeyim. O zaman gerçek Kemalizmi, gerçek Atatürkçülüğü maalesef dışarıda bırakarak daha farklı bir noktaya doğru kayıyoruz. Daha duygusal eğilimlere ya da daha güç dengelerine, menfaat ilişkilerine doğru sürükleniyoruz ki bunu kabul etmek mümkün değildir. Peki hocam siz kendinizi Kemalist olarak tanımlıyor musunuz? Tabii ki tanımlıyorum. Yani bir bilim adamı olarak biliyorsunuz Atatürk'ün dil tarihi coğrafya fakültesinin çatısında bir söz vardır. Hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Yani ben de bir bilim insanı olarak Türkiye'de bilimsel düşünceyi ve yönetimi gündeme getiren Atatürk'ün çizgisinde olmak ve o birikimi bugün taşımak durumundayız ki ben 50 yıla yakın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hocalık yaptım. Bu çerçevede o birikime sahibiz. Ama duygusal Atatürkçülüğü kabul etmiyorum burada. Öyle bir şey var mı? Kim onlar mesela? Var. Nasıl davranıyorlar? Yani mesela ADD'nin ben kurucusuyum biliyorsunuz. Kurucu genel sekreteriyim. ADD'de bizden sonra gelen bir grup mesela Kemalizm'e karşı çıktılar. Her türlü izme karşı izlerken sosyalizme karşı çıktıkları gibi Kemalizm'e de karşı çıkıp Kemalizm'in işte bir anlamda böyle bir ideolojik yapı olduğunu ama aslında Atatürkçülüğün ulusal kurtuluş savaşı olarak Kemalizm'den ayrıldığını ifade edenler. Yani ortaya bir Atatürkçülük ve Kemalizm ayrımı getirdiler. Sol kanat, sol Kemalizm olarak işte Erol Mütercimler ve bazı arkadaşlar o doğrultuda hareket ettiler. Sağ kanat ise kendilerini Atatürkçü olarak nitelendirdiler. Böyle bir ayrıma 21. yüzyılın başında Türkiye sürüklendi. O zaman biz kendi kimliğimizi toparlayıp bu kuruluştan gelen ilkeler, Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle ortak hareket etme noktasına geldiğimizde meseleyi çözebilecek durumdayken böyle suni olarak tepeden inme pat diye efendim kendilerini merkez sağda görenler Atatürkçü olarak nitelendirdiler. Merkez solda olanları da Kemalist olmakla suçlayarak böylece bir Atatürkçü, Cumhuriyetçi kesimi bölme, dağıtma sürecine girdiler. Ve bunun sonucunda Türkiye, bakın Türkiye Devleti anayasasına göre bir cumhuriyet devletidir. Ama şu an Türkiye'de doğru dürüst cumhuriyeti yürütecek bir cumhuriyetçi akım kalmamıştır. Bunu ortadan kaldırdılar. Cumhuriyetçiliği uyuyorlarmış gibi göstermelik olarak ayakta tuttular. Ama sonra bir baktık ki cumhuriyetçilik devre dışı kalıyor. Demokrasi üzerinden bir yönüyle demokrasiyi kullanarak hem cemaatleri hem tarikatları hem bölücüleri hem emperyalizmin işbirlikçisi bir takım örgütleri ve siyasi oluşumları öne çıkarmaya çalıştıkları noktada Türkiye'de cumhuriyetçiliğin güçlenmesi gerekirken cumhuriyetçiliği zayıflatacak bir şekilde merkez sağı Atatürkçü ilan edip merkez sol tabanı böyle dar kadrolu bir çizgide
Kemalist olarak ilan etmek gibi bir yanlışla Türk toplumunu karşı karşıya getirdiler. Şimdi biz burada bakın, beni davet ediyorsunuz, konuşuyoruz ve diğer toplumun diğer kesimlerine de bu tartışmalar devam ediyor. Ve bu tartışmalar sonucunda da maalesef biz içine sürüklenmiş olduğumuz bu kaotik ortamdan çıkmakta zorlanıyoruz. Şimdi peki, önümüzde bu tartışmalardan sonra bir tavır, bir tutum benimsemesine kamuoyunun ihtiyaç var. Bunu bu birikime sahip olan kesimler, merkezler bir an önce hazırlayacak ve gündeme getirecekler. Biz de bu teorik tartışmaya katkıda bulunmak, sizin gibi aydınlar aracılığıyla tartışmanın önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden davet ettik. Siz de sağ olun tabii ki geldiniz. Atatürkçüler arasında Kemalizm tabirinin aslında Atatürk'ün ölümünden sonra bir çeşit uydurulduğunu savlayanlar da var. Böyle de söyleyenler var. Aslında Kemalizmin çok organik bir ideoloji olmadığını, özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra Kemalist kavramının kullanıldığını söyleyenler var. Ama Kurtuluş Savaşı sırasında yayınlanan Fransız, İngiliz gazetelerinde de Kuvayi Milliye askerlerine Kemalistler, Kemal'in askerleri şeklinde adlandıranlar da görüyoruz. Kemalizm kavramını ilk kullanan Fransız basınıdır. Fransız siyaset bilimcileri kullanmışlardır. Tabii Avrupa merkezli olarak konuya bakarsanız Doğu Türkiye biliyorsunuz Osmanlı'nın çöküşüyle beraber bir şart meselesinin içine sürüklenmiştir. Ve işte o noktada batıdan doğuya baktıkları zaman karşılarında kocaman bir Sovyet sistemi görüyorlar. Buna sosyalizm diyorlar. O arada da işte İsrail'in kurulma hazırlıkları yapılırken Sovyetler Birliği kuruluyor. Evet, orada bir sosyalizm var. Ama İsrail ile Sovyetler Birliği arasında kalan Arapların daha çok yaşadığı, Müslümanların yaşadığı bir alan var. İşte o alanın geleceği tartışılırken efendim Orta Doğu'nun, Avrasya'nın kuzeyine sosyalizm diye bakanlar güneyine de orta kesimine de Kemalizm olarak bakmaya çalışmışlardır. Orada yani Kemalizmin Türkiye'nin gündemine girmesinin sebebi ana nedeni Sovyetler Birliği'ndeki Rusya'daki sosyalist ihtilaldir, devrimdir. Sosyalizm orada bir siyaset felsefesi olarak yapıya kavuşmuşken onunla beraber bir tarafta da Batı emperyalistleri İngiltere, Fransa, İtalya gelip Anadolu'yu işgal etmişken Rusya ile Batı karşı karşıya kalmıştır. Bugün olduğu gibi. Bugün de aynı durumdayız. Şimdi bugün daha Kemalistler ortaya çıkmadı. Biliyorsunuz Habertürk isimli bir televizyon kanalı sürekli olarak Batılı bilim adamlarını programlarında konuşturuyorlar. Orada bir Fransız bilim adamı konuşurken şunu söylemişti. Bundan 6 ay önceki bir programda çok açık. Diyor ki Fransız bilim adamı, evet Orta Doğu dini yapıların esas olduğu bir yerdir. Burada her üç büyük din örgütlenmiştir ve bunlar geleceğe dönük yeni bir yapılanma arayışı içindedir. Bu noktada Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi bütün aktörler yerini almıştır. Ama bir aktör eksik Orta Doğu'da diyor. O aktör Kemalizm'dir diyor. Bunu söyleyen bir Fransız bilim adamı. Şimdi bugün de bakıyoruz işte Kemalist Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde bir İslamcı partinin bulunması gördüğüm kadarıyla ya artık önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bütünüyle İslam dünyasına katacak bir şekilde radikal bir yapıya doğru gidecekler ki Kemalistlerin bunu kabul etmesi pek mümkün değil. Bunu da bakın bir bilim adamı olarak açıklıyorum burada. Yani Türkiye bu süreç içerisinde evet bir yeniden oluşuma doğru gidiyor. Ama bu yeniden oluşumun başlangıcı Sovyetler Birliği'dir. Bir, iki Sovyetler Birliği dağılmıştır. Şimdi Sovyetler Birliği ile birlikte ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti modelinin de eskidiğini söylüyorlar. Eski başbakan biliyorsunuz Tansu Çiller bir gün son sosyalist devleti yıktık diyerek bir toplantı sonrasında basın mensuplarına böyle bir açıklama yapmıştı. Hanımefendi iktisat profesörü olarak görünüyor ama sosyalizmle Kemalizm arasındaki farkı görmekten uzak ama ayrıca da temsilcisi olduğu güç merkezlerinin gündeme getirdiği çizgide de Türkiye'deki Kemalizmi sosyalizme benzeterek
ortadan kaldırmak istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye ya İslamcı devlet olacak ya Batı'nın kontrolünde merkez sağda bir yönetime sahip olacak. Burada sol olmayacak, sosyalist taban olmayacak. Burada cumhuriyeti gerçekleştiren halkçı devrim olmayacak, laik yapı olmayacak. Maalesef burada istedikleri bu tablo çerçevesinde işi Kemalizmin tasfiyesine getiriyor ki zaten yarı yarıya Kemalizmi tasfiye eden bir süreç yaşadık. Şimdi bu sürecin sonuna doğru bu tasfiyeyi bütünüyle gerçekleştirmek isteyenler bunu zorlayarak çözmeye çalışıyorlar. O zaman işte sorunlar çıkıyor. Ya da bunu zorlayarak yapamayacak olanlar belirli bir noktadan sonra geri çekilerek Cumhuriyet'in kurucu iradesini temsil eden cumhuriyetçi bir hareketin alternatif olarak devreye girmesi, iktidara gelerek cumhuriyeti onarması, bakın yeniden kurması demiyorum. Yani bir restorasyona ihtiyaç var. Türkiye'nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var ama bir bakın burada kamu hukukçusu olarak söylüyorum. Türkiye'deki idari reformlara katılmış bir bilim adamı olarak söylüyorum. Evet aynı zamanda da Türkiye'nin bir idari reforma ihtiyacı var. Devlet yeniden kurulacak ama devletin yeniden kurulması demek devletin yapısının değişmesi değil. Ya da yıkıldığını kabul etmek değil dediniz. Evet, yeniden inşa da bunun üzerine kuruluyor ama aslında. Ama siz yıkarsanız, bakın şimdi ortada bir yapı varken siz bunu bütünüyle yıkarsanız hiçbir inisiyatif ortada bırakmadığınız için bu sefer ortada var olan, meydana çıkmış olan güç merkezleri arasındaki çekişmede kim kazanırsa onun yaklaşımı yeni dönemin devletleşme modeli olarak ortaya çıkabilir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bakın bunları söyleyen bu işlere 50 yıldır çalışmalarla katkıda bulunmuş bir bilim adamı. Yani burada açıkça söylüyoruz. Evet, devletin yeniden düzenlenmesi gerekiyor ve burada kesinlikle bir idari reforma ihtiyaç var. Kesinlikle yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Hele bugünkü ucubelikten kurtulması gerekiyor. Çünkü bir tarafta eski anayasayla kurulmuş olan devlet varken öbür tarafta da yeni bir anayasayı gündeme getirerek topyekün değişimi yapmadılar. Eski yapının üzerine başkanlık sistemini koydular ki bugünkü hukuk düzeni içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ulus devlet olarak mı hareket ediyor? Din devleti olarak mı hareket ediyor? Bir demokratik cumhuriyet mi yoksa bir başkanlık sistemi ki bu da artık otoriter rejime doğru kayıyor. Bu çerçevede konuya baktığımız zaman gerçekten bu konular her yönüyle ele alınıp tartışılması gerekiyor. Şimdiye kadar bu konuların ele alınıp tartışılması engellendiği için bir sonuç alamadık ve bakın sonuçsuzluk da Türkiye'yi çözümsüzlüğe doğru götürüyor. Burada şimdi taraflara şöylesine bir görev düşüyor. Bugünkü iktidar İslami kimliğiyle iktidara gelmiş ve İslami kimliğiyle iktidar olarak 22 yıl çalışmıştır. Şimdi Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti böylesine bir toleransı göstererek yani bir anlamda bakın işte eski meclis başkanı habire laikliği ortadan kaldıralım diyerek Cumhuriyet karşısında konuşmalar yapıyor. Kendisi hukukçu bir avukat İsmail Bey. Eski meclis başkanı. Şimdi bir tarafta onun gibi açıktan tavır alanlar olduğu gibi öbür tarafta da İsrail gibi bu bölgede kendine bağlı bir merkezi yapıyı kurmak isteyenler eyalet sistemleri üzerinden, şehir devletleri üzerinden bölgesel federasyonlara girmek istiyorlar. Şimdi bunlar hepsi yeni devlet modellerini öne çıkardığı noktada bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkezindeki konumunu tehdit etmektedirler. Bunu dikkate alarak hareket edersek ve bu belirlemeler doğrultusunda kesin durumu ortaya koyarsak işte o zaman benim Güncel Kemalizm kitabında dile getirdiğim gibi konuyu netleştirmiş oluruz. Evet, güncel politikada baktığımız zaman çok büyük değişim var, çok yeni koşullar var. Ama bunlar bütünüyle Atatürk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya yeterli değil. Atatürk Cumhuriyeti hala devam ediyor. Tabelalar inmedi. Başkentin her yerinde eski tabelalar yerinde duruyor. O zaman evet bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var.
Ama bir yeniden bir devlet kurma gibi bir maceraya da şu aşamada sürüklenmemek gerektiğini vurgulamak için ben Güncel Kemalizm kitabında bunları dile getirdim. Peki siz referans kaynaklarının yeniden yapılandırırken devleti şüphesiz Kemalizmin ilkelerinin olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Efendim Kemalizmin yani... Bu sol Kemalizm kavramını nasıl buluyorsunuz bu konuda? Yani sol Kemalizm kavramı Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü maalesef milliyetçi kesimden uzak tutmuştur. Biliyorsunuz milliyetçilerle sosyalistler arasında bir çekişme vardır. Geçmişten gelen bir rekabet vardır. Siz Kemalizme sol derseniz sağ kanatta ona karşı çıkıyor ve sağ kanatta işte bir tarafta Necip Fazılcılar, yani şu an çok güçlendiler. Hatta iktidara dönük de bazı girişimlerde bulunuyorlar. Necip Fazıl olayını atlamamak lazım. Onun ortaya koyduğu Büyük Doğu meselesi. Bakın ilk kez Türkiye'de medyaya bu konuyu taşıyorum. Çünkü yayınlarını izliyorum, dergilerini izliyorum. Onların yazma hakkı var, konuşma hakkı var, toplantı yapma hakkı var da bizim konuşma hakkımız yok mu? Ama ona bakmamız lazım işte. Kemalizmi zorlayan yeni durumlardan birisi Mustafa Kemal'in yerine Necip Fazıl'ı esas almak isteyen bir yaklaşımın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz ki burada ben... Bu ideolojik olarak zaten Kemalizm'in tam karşısında muarızı saymamız gereken bir işte alan değil mi? Tabii İslam coğrafyasında yani Türkiye'yi, Türk toplumunu bir Müslüman ümmet olarak kabul etmek. Yani biliyorsunuz işte bugünkü yöneticilerimiz de değil mi konuşmalarına başlayınca Kosova'dan Azerbaycan'a kadar diyorlar ya da işte Kırım'dan Mısır'a kadar diyorlar. Yani böyle bir dünyanın merkezi coğrafyasında eski Osmanlı hinterlandından gelen bir alan var. İşte bu alanı herkes kendine göre doldurmak ya da kullanmak istiyor ya da o doğrultuda bir bölgesel yapılanmaya doğru sürüklemek istiyorlar. Biz de bunu biliyoruz, görüyoruz, söylüyoruz ve alternatifini de ben bundan 20 yıl önce 2000 yılına girerken Türkiye'nin B planı ismini kitabımda ortaya koydum. Sanırım önümüzdeki günlerde ya da haftalarda sizinle tekrar program yapma şansımız olursa o zaman bunları detaylı olarak ele alır, inceleriz. Tablo budur. Evet yani Kemalizmi tasfiyesi noktasında Türkiye'deki bazı Asya kökenli ya da Asyacı ya da Orta Doğucu hareketlerin geçmişten gelen bir çizgide ki bunların bazıları İslami düşüncenin temsilcileridir. İşte o çerçevede Büyük Doğu yaklaşımının öne çıktığını görüyoruz. Büyük Doğu deyip geçmeyin, siyaset sahnesinde de yerleri var. İşte Millet Partisi bugün onların uzantısı olarak devam ediyor, öyle görüyorum. Onları gündeme getiren ki Necip Fazıl'ın 1930'lu yıllarda ortaya çıkıp yazdıklarını, Büyük Doğu tezlerini attıklarını ve o doğrultuda dergiler yayınladıklarını biliyoruz. Yani 1930'lu yıllar artık Atatürk'ten İnönü'ye geçiş dönemidir ve tek parti dönemidir. Tek parti dönemine geçilirken Atatürk sonrasında İnönücü bir çizgiye karşı Büyük Doğucu bir çizgi gündeme gelmiştir ki bu da artık yavaş yavaş Avrasya sürecinde karşımızda bir Rusya Federasyonu varken karşımızda Amerika'nın, İsrail'in Orta Doğu ve Orta Asya projeleri varken işte Çin'in ortaya çıkması, Hindistan'ın ağırlık kazanması noktasında artık yeni bir dünya düzeni var. Bu yeni bir dünya düzenini de dikkate alırken Kemalizmin ana ögelerini esas alacağız. Cumhuriyetin temel ilkelerini artı devletimizin temel ilkelerini anayasamızın başlangıç hükümlerinde olduğu gibi ilk 4 maddede olduğu gibi koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Biraz önce siz Tansu Çiller'in bir sözünü aktarırken son sosyalist devlet de yıkılıyor şeklindeki ifadesini aktarırken. Yani bir ana iktisat profesörünün sosyalizmle Kemalizm arasındaki farkı görmesi gerekir. Aslında benim aklıma ama kasıtlı olarak Kemalizmi sosyalizm olarak nitelendiriyor. Evet. Benim de aklıma şu orada geldi. Orada bir kaydırma, saptırma yapıyor. Aslında 70 yıldır Türkiye'yi yöneten, belki 1950'den itibaren Türkiye'yi yöneten Türk sağının hep alışık olduğumuz bir söylemi. Burada Kemal hani anti komünizm söylemi de sağın
sanki Kemalizme öfkelerini saklamak, aslında Kemalizme saldırmak için komünizme saldırıyor gibi göründükleri yönünde tezler de var. Türkiye'de komünist sayısının belki bir elin parmağı kadar olacağı dönemde antikomünizm üzerinden bir Kemalizme yönelik nefretlerini ifade ettikleri ya da yıkıcı bir saldırıyı örgütledikleri düşünülebilir mi zihinsel olarak? Şimdi efendim, Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet dönemi, bakın ben doğma büyüme Ankaralıyım, hayatım hep Ankara'da geçti. Ankara'dan dünyaya bakıyorum, İstanbul'dan bakmıyorum. Çünkü İstanbul'la Ankara arasında çok büyük fark var. Neden? Bunlar da, var yani şimdi. Aydınlar mı? İstanbul Aydın ile Ankara Aydın arasında mı var? Şimdi siz kesip bana bunu sorduğunuz zaman şunu söyleyeyim. Yani dünya İstanbul'dan baktığınız zaman başka türlü görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani İstanbul, o zaman İstanbul'la Ankara'nın farkları göreceksiniz. Bu konuda bir kitap var, İki Şehrin Hikayesi diye. Orada açıkça o Seyfi Öngüder isimli yazar, o kitabında çok net olarak İki Şehrin Hikayesi'nde Ankara ile İstanbul arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Şimdi oraya baktığınız zaman Ankara deyince akla devlet gelir, ordu gelir, millet gelir. Millet gelir. Çünkü Kuvayi Milliye'nin merkezidir Ankara. Ama İstanbul dediğiniz zaman sermaye gelir, medya gelir ve gayrimüslim lobiler gelir. Şimdi bakın, bunu ben söylemiyorum. Bunu bir kitapta bu konuyu inceleyen arkadaşımız Ankara derken devlet, millet ve ortaya koyuyor burada orduyu. Ama İstanbul'a baktığınız zaman, sermaye dediğiniz zaman şirketler geliyor akla. Efendim, ya da efendim İstanbul'a baktığınız zaman medya dediğiniz zaman işte Türk medyası bütünüyle, demeyeyim istisnaları var sizin gibi, daha çok Batı'nın kontrolünde bir yapılanmayla gidiyor. Yani Batı medyasının bu bölgeye uzantısı olarak devam ediyorlar. O zaman her gece medyaya baktığımız zaman Batı'ya yakın kadrolar, yani bir kanat Avrupa, bir kanat Amerika, bir kanat İsrail, bir kanat İngiltere, bir kanat artık yavaş yavaş İslami çizgi ve bir kanat laik yapı olarak ayrılıyor. Yani İstanbul'da millet kavramı yok. İstanbul'da bunun uzantısı olarak alt kimliklerin oluşturduğu bir yapı var. O alt kimliklerin yapısı da beraberinde gayrimüslim lobileri ortaya çıkarıyor ki Türkiye'yi, evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkler ve Müslümanlar temsil ederler ama Türkiye'yi yönetiminde Türkler ve Müslümanlara yer bırakılmaz. Yani emperyal güçler, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde de Türkiye'ye kendi emperyal politikalarını empoze etmişlerdir. Ama bununla başarılı olamamışlardır. Bakın hala bu gidişe karşı çıkan bir çizgide Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunan bir Kemalist birikim, bir Atatürkçü toplumsal bilinç hala Türkiye'de vardır, devam etmektedir. O nedenle devlet yıkılmamıştır. Evet, darboğaza girmiştir, yer yer ya tasfiye edilmiştir ama bir toparlanma dönemiyle beraber devletin bu konuda gereken adımları atacağını beklemek gerekir. O temel ilkeler, o Cumhuriyet Anayasası'nın başlangıcında var olan o dört madde, giriş maddesi, bunlar devletin devamlılığı açısından gelecekte özellikle bu bölgedeki savaş senaryolarına karşı çıkarak kendini koruması açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda dikkatli davranılması gerekmektedir ve önümüzdeki günlerdeki Türkiye'yi daha zor duruma sürükleyebilecek bir takım maceralara karşı Atatürk döneminde hareket edildiği gibi hareket edilmesi gerekmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine bakarken geçmişten gelen bir çizgiyi, kuruluştan gelen bir çizgiyi bugüne taşımak durumundayız. Burada Atatürk bir sentez yapmıştır. Burada Atatürk'ün kurduğu devleti biz, bakın, İslam dünyasıyla, doğuyla, batıyla ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın jeopolitik merkezinde kurulmuş olan bir merkezi devlettir. Atatürk'ün üç oku biliyorsunuz, cumhuriyetçilik, laiklik ve cumhuriyetçilik, Fransız devriminden esas alınarak
hareket edilmiştir. Ama aynı dönemde Rusya'da var olan bir Sovyet devrimiyle de olayı tamamlanmak istenmiştir. Yani bir Atatürk dünyanın ortasında bir Doğu Batı sentezi yapmıştır. Atatürk'ün devlet modeli sentez modelidir. Fransız ihtilalinden alınan ilkelerle beraber Sovyet ihtilalinden de devletçilik, halkçılık, devletçilik, halkçılık ve devrimcilik ilkeleri kabul edilmiştir. Atatürk bunları biliyorsunuz 30'lu yıllarda daha yoğun bir şekilde çalışmalarla yürütmüş. İşte o 30'lu yıllarda devleti yeniden kurarken, devleti kurduğu devleti geleceğe dönük kurumlaştırırken Atatürk bu Doğu Batı bir araya getirerek merkezde bir senteze yönelmeyi hedeflemiştir ve bunda da başarılı olmuştur. Eğer bakın bu kadar karışık bir coğrafyada, dünyanın her döneminde savaşlara sürüklenmiş olan bir coğrafyada Türkiye hala yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle savaş süreçlerine dahil olmadıysa burada Atatürk'ten gelen bilincin çok etkin olduğunu burada ortaya koymak gerekir. Evet, son olarak şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir merkezi devlettir. Bir uluslararası dengede oluşturulmuş bir sentezdir. Burada üç ülke doğudan, üç ülke batıdan alınarak doğu-batı dengesi kurulmuştur. Ama toplum yapısının da Müslüman olduğu dikkate alınarak İslam coğrafyasına da kapı açılmıştır. Onun sonucunda bugün Türkiye'de bir ılımlı İslam iktidarı vardır. Bu ılımlı İslamcıların iktidara gelmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyetçi toplum yapısı önümüzdeki dönemde de bu cumhuriyetçiliğini sürdürebilmesi için demokrasinin vazgeçilmemesi, demokrasiyi öne çıkarılması gereken bir yeni yapılanma olarak gündeme getirmek gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yeniden belirlenirken doğudan gelen üç ilke, batıdan gelen üç ilkeyle birlikte İslam coğrafyasından gelen Müslüman yapı da dikkate alınması gerekmektedir. Zaten 20 yıllık iktidar bu şansı vermiştir. Önümüzdeki dönemde artık şimdi sıra Müslüman kesimde, İslami çevrelerdedir. Cumhuriyetçiler iktidarı Müslümanlarla paylaşmayı becermişlerdir, başarılıdırlar. Şimdiye kadar devlet yıkılmadan, devlet her türlü saldırıya rağmen ayakta kalarak varlığını korumuştur. Bundan sonra şimdi sıra İslamcılara, Müslüman kesimlere kalmıştır. Seçimle geldikleri iktidarı seçimle tekrar diğer kadrolara, toplumun diğer kesimlerine aktarılmasını kabul etmeleri gerekir. İşte böylece seçimle gelenlerin seçimle gitme imkanı gerçekleşeceği bir seçimi Türkiye şu aşamada gerçekleştirirse o zaman Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk'ün yolunda yoluna devam edebilecektir. Ancak bu böylesine bir toleransla, hoşgörüyle sağlanabilecek bir yapıdır. Aksi takdirde bu coğrafyada başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Avrupa büyük devletleri, Rusya ve Çin olmak üzere emperyal devletlerin bölgesel planları devreye girmektedir ki o bölgesel planlarda hiçbirisinde Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Cumhuriyeti diye bir şey yoktur. Hepsinde parçalı yapı, dağınık yapılanmalar ve bölgesel emperyal işbirlikleri öne çıkmaktadır. Ben bu çerçevede dikkate alınarak toplumun bir yeniden durum değerlendirmesi aşamasına gelindiğini burada vurgulayabilirim. Seçimle gitmezler söylentisi de tabii ki tezleri de tartışılıyor. Böyle bir ihtimal var mı sizce? Şimdi efendim bakın Türkiye'nin uyguladığı rejimin, cumhuriyet rejiminin demokrasiyle bütünleşmesi noktasında artık sadece Türkiye'de değil eski Osmanlı ülkelerinde de bakın Tunus'ta mesela Cumhuriyetçiler geliyorlar iktidara ya da orada anayasa düzenleyebiliyorlar. Ya da işte efendim bu coğrafyada eski Osmanlı hinterlandındaki ülkelerde yavaş yavaş bazı gelişmeler ortaya çıkıyor ve o doğrultuda demokratik açılımlar görünebiliyor. Ve tabii Müslüman ülkelerde her şey İslam çerçevesi içerisinde hareket edilerek düzenlendiği için bu çerçevede önümüzdeki dönem için
bir demokratik arayış başta Tunus olmak üzere bütün bölge devletlerinde öne geçmektedir. Türkiye'de ise Türkiye bakın uzun süre Atatürk çizgisinde yönetilmiş olan bir ülke olarak bu coğrafyada laikliğin, İslam coğrafyasında laikliğin ve bu coğrafyada dinin egemenliği karşısında bilimin, bilimsel yapılanmaların devreye girmesi noktasında önümüzdeki dönemde bazı önemli gelişmelerin ortaya çıkacağını ve bunların birbiri ardı sıra seçim süreci içerisinde Türkiye'nin siyasal gündeminin belirlenmesinde daha fazla ön plana çıkacağını şimdiden görmek gerekir. Ben bu konuda iyimser olmak istiyorum. Nasıl bakın Türkiye her şeye yani rağmen... bazı uluslararası gelişmelere mi bağlı AKP ve Erdoğan? Evet, uluslararası gelişmelere bağlı. Çünkü şu an bakın eski dünya düzeni yıkılmıştır. Önceden Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın patronluğunda bir eski dünya düzeni vardı. Sovyetler Birliği vardı. Sovyetlerin yıkılmasıyla denge bozuldu. Tek kutuplu dünyaya ulaşmak için çalıştılar. Özellikle Amerika merkezli. Ama Amerika'da bir iç kavga var. Bunu hep gizlediler, saklıyorlar. Ben de her zaman söylüyorum. İsrail lobileriyle İngiliz lobileri, Anglo-Saksonlarla Siyonistler arasında çok ciddi bir Amerika'yı yönetme kavgası vardır ki bu hafta çıkan Economist dergisinin kapağına da bakarsanız Amerika Birleşmemiş Devletleri diyor. Bakın bu önceden beri hep böyle konu. Hatta Amerika Birleşmemiş Şirketleri diyenler de var. Çünkü Amerikan yönetiminin sermaye tarafından yönlendirildiğini ortaya koyduğunuz zaman bu tablo ortaya çıkıyor. O zaman bakın eski dünya düzeni yani iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçmek için uğraşıldı. Yapılamadı. Ne oldu? Çok kutuplu dünyaya geldik. Şimdi çok kutuplu dünyada her ülke kendi çıkarları doğrultusunda kendi milli programlarını geliştirmek istiyor. İşte bunu istemeyen emperyal güçler, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyayı bir 3. Dünya Savaşı sürecine sokarak ulus devletlerin kendi ulusal çizgilerinde milli politikalarla dünyaya açılmalarını engellemek istiyorlar. Bunu şimdiye kadar dolaylı yollardan yaptırdılar, kandırmalarla yaptırdılar. Türkiye'yi de çok kandırdılar. Yani gerçeklere ters şeyler söylediler, yalan söylediler. İşte böyle bir noktada geldiğimiz aşamada şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Evet, dünya artık eskisi gibi iki kutuplu değil. Dünya tek kutuplu da değil, çok kutuplu. Çok kutuplu dünyada iki çekişme var. Bir ulus devletlerin kendi aralarında rekabeti çekişmesi var ki bizim bölgemiz açısından işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modelinin, Kemalist modelin önem kazanarak öne çıkmasını sağlıyor. Öbür tarafta da küresel emperyalistlerin yani emperyalizm deyince hep Batı aklımıza geliyordu. Hep Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya aklımıza geliyordu. Şimdi çok açık bir şekilde Çin, Hindistan ve Rusya da devreye girmiştir. Artık önümüzdeki dönemde Doğu'nun ve Batı'nın önde gelen büyük devletleri arasında çekişme yaşanacaktır. Türkiye'de de siyaset hep Avrupa, Amerika, İngiltere, İsrail olarak gidiyordu. Bundan sonra ben Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın da Türk politikasında devreye gireceklerini ve bu merkezi coğrafyanın oluşumunda sadece batılı emperyalistlere değil doğulu emperyalistlerin de önünün açılması için çaba sarf edeceklerini görüyoruz. İşte o noktada artık Kemalist Cumhuriyet'in, Atatürk Cumhuriyeti'nin bugününü ve geleceğini tespit etmek durumundayız. Bugün sizinle yaptığımız bu programda benim dile getirdiğim, şimdiye kadar dile getirilemeyen konulara artık yavaş yavaş girmek gerektiğini burada vurgulamak gerekmektedir. Peki o zaman önümüzdeki yayınlarda daha detaylı olarak tabii ne gelişmelerin, hangi gelişmelerin bekleyebileceğini Türkiye'yi konuşabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz Sayın Çeçen. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size başarılar diliyorum. Değerli Nokta TV izleyenleri, biz son dönemde çokça duyduğumuz yeniden inşa, yeniden cumhuriyet, yeniden Atatürk Cumhuriyeti, yeniden Kemalizm önermelerine, arzularına, özlemlerine çok değerli bir Kemalist yazının çok önemli isimlerinden çok değerli bir bilim insanı Profesör Doktor Sayın Anıl Çeçen'i dinleyerek katkıda bulunmaya çalıştık bu tartışmalara. Önümüzdeki dönemde yine kendisinin görüşlerini alacağız programlarımızda.
Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.